Derbest 8'den e herkese selamlar. İş Yapar mı? serisi tüm hızıyla devam ediyor. Yazın ciddi bir mesai vermiştik bu seriye ama artık Ocak ayında yeni kış transfer döneminde de bu seriye geri dönme vakti. Aslında teknik direktör videolarıyla, Beşiktaş'ın gündemindeki teknik direktörleriyle iş Yapar mı? serisine başlamıştık ama artık futbolcu zamanı. E çünkü kulüplerde artık transferde hareketlilik başladı ve o hareketlilik... Ee, i̇lk önce Fenerbahçe'de başlamış gibi gözüküyor. Çünkü Leandro Bonucci adı ciddi şekilde gündemde hatta artık İstanbul'a beklendiği söyleniyor. Anlaşmanın ciddi şekilde ilerlediği ee, ve ve için İstanbul'a davet edileceği söyleniyor Fenerbahçe yakın kaynaklar açısından. Ee, biz de tabii ki Bonucci transferlerin, de, transferini değerlendireceğiz. Fenerbahçe güncel form durumuyla ne katar? oyunculuk stoperlik modeliyle ne katar? Transfer stratejik anlamda mantıklı mı? Tüm bunlara birlikte değinelim istiyorum. Sizin de yorumlarınız eşliğinde e, hem Bonucci'nin modelini, o stoperlik modelini Fenerbahçe'ye ne katacağını hem de e, stratejik anlamda bu transfere e, nasıl bakıyorsunuz? Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Serbest 8 abone değilsek, abone olmayı, videoda beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Dediğim gibi iş yapar mı serisi de artık tekrardan e, karşınızda. Leandro Bonucci, bir zamanların efsane stoperi. Önce oyuncunun biraz profilinden bahsedelim hepimiz zaten tanıyoruz. 2010'ların başında Juventus'la birlikte efsaneler yaratan o üçlünün bir parçası, e, meşhur Bonucci, Chiellini, Barzagli üçlüsünün sadece Juventus'u değil, İtalya milli takımını da sırtlayan, Juventus sadece Serie A'da değil, Şampiyonlar Ligi'nde ciddi seviyelere getiren bir üçlüden bahsediyoruz. O zaman bir savunma takımıydı hem İtalya hem Juventus ve o savunma bu üçlüyle anılırdı. E, Bonucci tabii ki hem savunmacılık duruşuyla bu efsaneyi yaratmış bir isim ama aynı zamanda asıl olarak Topu vuruş kabiliyetiyle çok ciddi anlamda fark yaratmış bir isimdi. E, hala da öyle bu arada. Çünkü bu özellik kaybedilmez. Yani bazen nadiren stoperlerin klipleri olur YouTube'da. Ve bu klipler genellikle stoperse söz konusu. İşte son odama e, kayarak müdahale. işte hızıyla rakibe yetişme gibi. Aksiyonlar daha çok stoperlerin e, böyle klip konusu olur. Ama Bonucci uzun paslarıyla... <laughs> bir klip oluşturacak Nadir stoperler arasında yani YouTube'a girin Bonucci uzun pas yazın İngilizce e, ve karşınıza çok güzel hazırlanmış video klipler çıkacak zamanında işte Prime zamanlarında hazırlanmış gerçekten oyun kurma becerisi uzun top becerisi top sürme becerisi oldukça iyi bir oyuncuydu hala da o, o sıcaklığını koruyor bu konuda e, tabii ki oyuncunun genel e, form durumunu değerlendireceğiz hali hazırda bu arada Şampiyonlar Ligi'nde oynamış bir oyuncu Leandro Bonucci. Union Berlin formasıyla Real Madrid'e karşı mesela baya formu girmiş bir oyuncu daha yakın zamanda da. O yüzden evet yaşalsa da hala belli bir seviyeyi koruduğunu söyleyebiliriz. Ee, ama zaten o geride kalmış günlerde Bonucci baya mesela Milan'a transfer olduğu zamanlarda bir Santafor transfer olmuş gibi büyük bir sükse yaratmıştı. Ee, tekrardan Juventus'u geçti ama bir Milan'da kısa bir sörüğüne vardı ya bir transfer olmuştu. Ee, inanılmaz bir stardı yani o zamanlar. Şimdilerde de güvenli liman denilebilecek bir stoper kıvamında açıkçası ben bu transferi Fenerbahçe adına mantıklı buluyorum. Neden mantıklı buluyorum? Önce stratejik açıdan bir yaklaşalım bu mevzuya. Şimdi Fenerbahçe'de BK sakat ve Şubat Mart ayını bulacağı söyleniyor sakatlıktan tam olarak dönmesi. İşte Şubat ayında zaten düz koşular başladı. Şubat ayında maça çıkacak seviyede. Herhalde Mart ayında da eski formuna yaklaşır diye umut ediliyor. Şu yüzden konuyu BK'dan açtım. Sonuçta BK sezonu kapatmadı. Yani sezonu kapatacak. Bir sakatlık yaşamadı. Bir noktada geri dönecek. Seneye zaten var. Ve Fenerbahçe'nin stoper hattını asıl yatırımı BK'ydu. Bon servis olarak. Ve daha Bonucci'ye göre daha da uzun vadeli yaşı sebebiyle. Daha da uzun vadeli gerçek yatırımı BK'ydu zaten Fenerbahçe'nin. Ama şu anda e, ligde çok ciddi bir yarış var Galatasaray arasında Fenerbahçe'nin. Aynı zamanda Konferans Ligi'nde artık Fenerbahçe'nin oradaki yarışı da büyüyecek. Hedef final kesinlikle ve öyle de olmalı bu arada. Hem ligdeki yarışını sürdürecek hem de Konferans bir final ya da kupa neden olmasın diye bir orada marjerasını sürdürecek. ve Kendisini son 16'ya attı orada. Mart ayına attı. Ve orada da savunma stoper derinliği önemli hale gelecek. Ligde asıl çok önemli hale gelecek çünkü ligde şöyle bir gerçeklik de var. Beka en iyi ihtimali Şubat'ta dönüyor. Şubat sonlarında dönüyor gibi gözüküyor. Ciko Afrika Kupası'nda ve Ocak sonuna kadar e, çok ciddi bir maç takvimi var Fenerbahçe'nin önünde. Hatta şu an başladı o mesai. E, Ciko'nun olmadığı, Beka'nın olmadığı bir dönem. E, Ciko dönse de hala Beka'nın olmayacağı bir dönem daha olabilir. Ve e, Oster Valley dışında diğer alternatif stoperlere bakılınca Samet zaten şu anda e, belki de Fenerbahçe'ye ayrılması söz konusu. İyi idare edemedi süre aldığı e, form maçlarda. Serdar Aziz iyi idare edemedi. Belli ki alternatif stoperlerden bu oyuna yatkınlık yoktu. Bu görüldü. Hem oyunda yatkınlık yoktu hem de mesafeleri açıyordu. E, Serdar veya Samet sağda olduğunda rakipler çok da daha fazla e, şut fırsatı buluyordu. Haliyle Fenerbahçe'nin evvela bir stopere ihtiyacı olduğu kesindi. Çünkü hem bu ligdeki yarış şaka götürmez en ufak bir sallanma, en ufak bir puan kaybı serisi bir iki maçlık bile şampiyonluk yarışının ciddi zedilecek durumda. Çünkü iki takım fazla fazla ayrılmış durumda. Stopper stoper bölgesi de öyle yabadan atılır bir bölge olmadığı görüldü. Önceki deneyimlerden. O yüzden Fenerbahçe net ama pahalı olması şart olmayan bir stopere ihtiyacı vardı. Yani Bonucci geldiyse eğer, gelmediyse de. Yani bu tip net kısa vadede en azından performansı tartışılmayacak. Son dönemde oynayan kalitesi tartışılmayacak ama e, Bekao zaten hali hazırda sözünü kapatmamışken ve asıl yatırımı oraya yapılmışken şey işte bonservis ve maaş olarak çok da bir mali yükünün altına girmeye gerek olmadan e, bir isme gitmesi gerekiyordu Fenerbahçe'nin. E, şimdi Başkan Ali Koç Savic'in maaş olarak yüksek beklentilerde olduğunu söylüyordu. Evet o zaman mantıklı olmayabilir. Yani Savic'e ciddi maaş verirseniz o zaman nasıl olacak bu iş? Bekao var, Ejiku var. E, Osta de oynuyor. Ki Osta bayağı şey değil performansı. Ben burada beklerim siz kendi aranızda paylaşın bu ikili stoperi e, durumunda değil. yani Void'e de ciddi bir potansiyel ve performans var. E, haliyle çok büyük bir maaşın altında da e, imza atmaya gerek yok gibi gözüküyordu. Bonucci ne demek peki stratejik açıdan? Bonucci şu demek 36 yaşında şu an 37 olacak ligin sonlarına doğru e, ee, bir buçuk yıllık bir Bonucci ee, hem performans verecek bir isim olabilir size. Bir performans verebilecek bir isim olabilir. Hem de çok büyük bir kontrata söylenene göre Savic kadar bir kontrat olmayacak. Büyük bir hem uzun hem de yüksek bir kontrata imza atlamış olacaksınız. Hem de BKU daha gönül rahatlığıyla planlama açısından bekliyor olacaksınız. Bu bakımdan stratejik anlamda Fenerbahçe doğru bir isme gidiyor gibi geliyor bana. Şimdi oyuncunun biraz teknik özelliklerinin mevcut form durumundan bahsedelim. O zaman zaten kafamıza bu transferin durumu çok daha fazla netleşecektir. Evet, oyuncunun güncel performansına gelelim. Fenerbahçe'ye güncel performansı ne katabileceğine gelelim. Dediğim gibi bu arada iyi bir, iyi de bir şampiyon ligi grubundaydı. İşte e, Napoli'de, Real Madrid'in olduğu bir gruptaydı. Ve o maçları da izledim. Real Madrid'e karşı, işte, Bellingham'a karşı, Rodrigo'lara karşı neler yapıyor. Kravatskaya'ya karşı neler yapıyor diye. Gayet aslında güncel form olarak da Test edeceğimiz hatta Süper Lig'in çok ötesinde test edeceğimiz maçlara çıktı e, Bonucci'ye. O maçlara baktım. Şimdi bir topa vurma becerisinden bahsedelim. Bu özellik gidecek bir özellik değil zaten. Yani hiçbir futbolcu genellikle e, çok istisnalar haricinde ya ben eskiden topayı vuruyordum ne oldu bu yeteneğime diye e, ortalarda gezinmez. Yani bir uzun pas becerisi varsa bir futbolcunun muhtemelen kariyerin sonuna kadar bu şekilde devam eder. E, Marquez vardı mesela hatırlarsanız hem Meksika milli takımı hem Barcelona'nın stoperi oyun kurma becerisiyle daha çok ön plana çıkıyordu. Ve kariyerinin sonuna kadar bayağı da o da ileri yaşlara kadar oynadı. O toplara kendi takım arkadaşının ağzına ağzına atıyordu hala uzun topları son dönemlerinde de. E, bunun içinde de öyle. Yani çok gitmemiş o özelliği. Ve uzun pas atmayı hala çok seviyor. Hani hem bu özelliği var hem de seviyor uzun pas atmayı. E, ve Fenerbahçe'de de aslında bu özelliği kritik. Çünkü Mesela Bekao sağdayken de 6 numara ve Bekao'sunu baskı yaptığı zaman o rakipleri bazen problem çıkartabiliyorlardı. İşte ne zaman Kijiku ritmini tutturdu, Fred biraz daha 6 numarasına yaklaşan bir e, orta saha modeli üstlendi. Ferdi'den zaten Fenerbahçe bayağı bir çıkış yolu buluyor. Biraz daha o baskıyı kırabilen bir takım haline gelmişti Fenerbahçe tam kadro olduğu dönemlerde. Ama e, şimdi Ciku dışında bir tane daha top kullanma becerisi olan baskıyla karşılaşsa bile topu hafif ke, yanına e, dürtüp Uzun pasla o hattı kırabilecek bir stopere kavuşması Fenerbahçe'nin bir kere oyun kurulumu açısından elini bağlamayacak diye düşünüyorum. Çünkü bu, bu denli stoperlerin biraz daha sayısının artması Fenerbahçe'nin rakiplerine ya yani bir stoperlere basalım e, topu ayaklarını alırız orada bir pozisyona gireriz. Beklentisini daha da düşürecektir ve bu konuda Bonucci adam yani. E, 36 yaşında da olsa top kullanma becerisi bir futbolcu en son gidecek özellik olduğu için e, bu önemli bir artı olarak hanesine yazacak Fenerbahçe savunmasının. Peki yaş bir futbolcuda bir stoperde en çok ne etkiler? Tabii ki hızını etkiler. Bonucci de etkilemiş doğal olarak. E, zamanla biraz yenilmiş çok doğal olarak. zaten en prime zamanında da inanılmaz süratli bir stoper değildi bu arada. Bonucci suratıyla tanımlamazdık. Başka özellikleri tanımlardık. bu yüzden zaten üçlü savunma sağ stoper bölgesinde ee, ya da işte belki bazen belki de koydu, çoğunlukla sağ stoper rolünü üstleniyordu. Üçlü savunmalarda daha fazla fark yaratan bir oyuncuydu. Alan daralıyor çünkü. Topla çıkma, topu kullanma ihtimali daha fazla artıyordu. Ee, Kielini, Barzakli, Bonucci şeklinde oluyordu o, o savunmaktı. Ee, ve çok çabuk bir stoper olmamasına daha az göze, göze batar tabii ki üçlü savunmalarda. Ee, ama şöyle bir gerçeklik var. Evet çok süratli değil. Ee, şu anda da bir stoper denilebilir. Ama bir özelliğiyle kapatıyor bu eksisini. Hangi özelliği biliyor musunuz? Oyun zekası. Bonucci her zaman oyun, oyun, zekası yüksek bir oyuncuydu ve bu tip akıllı futbolcular yaşaldıkça bu özelliğini daha fazla konuştururlar. Ve bu daha da önemlidir aslında biliyor musunuz stoperler için? Doğru yerde pozisyon almak, rakibi doğru yerde karşılamak, doğru yere sürüklemek, hemen ayağını atlamamak, Gerekirse işte out'a doğru sürüklemek, zor zoraki pasa, zoraki şuta doğru sürüklemek, tam zamanda o yapmak, tam şut atacakken o ayağa koymak, oyundan düşmektense, çalınma yemektense. Oyun zekası, taktik savunma bilgisi çok önemlidir. Çünkü e, diyelim bir tane stoper hayal edin. Hızı var, başka özellikleri çok düşük. Pozisyon almayı bilmiyor, hamle yapmayı bilmiyor. Öyle bir e, Güney Amerika, Brezilya bir stoper düşünün. Marcelo roketiniyor. Roket gibi hızlı ama Diğer özellikleri vasat diyelim mesela. Savunmaya yöne çıkarttınız. Normalde olması gereken yerde değil. Oraya bir ikiye bir yaptı rakip. Savunma arkasına kaçtı. Roket ne kadar roket olabilir mesela? 15 metrelik 20 metrelik mesafede gidip rakibine yetişecek. O hata kesecek. Kendi hataına dönüştürecek. Öyle bir oyuncu yok zaten. Böyle bir sürat yok. E, toptan hiçbir şey hızlı değildir o savunma arkasına sarktığı anda doğru pozisyon almazsan o rakibe o şutu, şut fırsatını verdiğin anda zaten geçmiş olsun. O yüzden evvela bir fut, bir futbolcu da her şeyin ötesi her şeyden öte özellikle bir stoperde taktik savunma bilgisi çok önemli. Savunma bilgisi, pozisyon alma becerisi, ne zaman hamle yapacağını bilmesi bunlar çok daha önemli hale geliyor hızdan. Hatta bu özellikler çok ön planda olunca hızı biraz da negatif özellikten çıkarıyorsunuz. Bonucci de bunu başarmış zaman zaman. Union Berlin formasıyla da. Zaten Juventus'ta bu en prime zamanda hep bunu yapıyordu. Ama şimdi biraz daha ne aklını kullanarak çok fazla kendisini yıpratmayarak mesela birebir yakalanıyor diyelim. O da Rodrigo. üstüne gitmektense derinde karşılamayı tercih ediyor. Biraz daha böyle açısını daraltmayı tercih ediyor. Tam işte çalım girişim yapacağı anda müdahale yapmayı tercih ediyor. Biraz daha daha fazla aklını kullanıyor Bonucci. O yüzden hani evet çabukluğu eskisi kadar zaten hızlı bir stoper olmamasıyla birlikte eskisi kadar bir çabukluğu... hatta yavaş stoper denilebilir ama diğer artı özellikleri burayı da tolere ediyor gibi gözüküyor. Tabii ki yine bir stoper fiziksel olarak da caydırıcılığı da günden güne düşer. Kuvvet, caydırıcılık günden güne düşer. Bonucci Yine aslında çok böyle işte bir Pepe gibi tanımlayacağımız bir stoper değildi. Böyle agresifliği, agresifliğiyle, fiziksel caydırıcılığı, hatta Fenerbahçe'nin örnek verelim, bek tarzında caydırıcı bir stoper değil fizik olarak. böyle hava topuna çıktığı zaman rakibini dağıtmaz yani. Ama yine doğru sıçrama zamanlaması, doğru pozisyon bilgisiyle hava toplarında olabildiğince karşılık verir. Ama bir, bir caydırıcılık başka bir özellik ya. Orta sahaya kadar çıkıyoruz mesela savunma diyelim. Orta sahaya kadar geldi. Rakibi uzun vurdurdunuz presle. Çıktınız o topu siz aldınız. Rakip santofra ezip sizi stoper aldı. Bu önemli bir özelliktir baskı sürdürmek için. Her iki Fenerbahçe gibi pres takımlarında. Bunu BK çok iyi yapıyordu. BK sonra Fenerbahçe'nin presinin daha zayıf olması, dönen topların daha çok pozisyon olarak kendi karesine dönmesinin en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Onun fiziksel caydırıcılığı çok önemliydi. Bunun için çok acayip bu caydırıcılık yok. Dediğim gibi daha çok artık e, taktik savunma bilgisine, zamanlamasına, müdahale zamanlamasına güvenerek savunma yapıyor. E, yaş dalmasıyla iyice. Ama e, bunun bir ölçüde tolere edebiliyor. Hem hızını hem bu fiziki caydırıcılığını. Diğer özellikleri yine aynı şekilde tolere edebiliyor diye düşünüyorum. Çünkü sonuçları elmalarıyla karşı da... E, işte Napoli'ye karşı da stoper performansı verebilmiş bir isim bu yaşına rağmen. E, o yüzden bir de şunu da düşünüyorum. Yine aynı konuya geleceğim. Stratejik anlamda. Zaten Fenerbahçe'ne BK önüne veriyorum ama bir tane daha BK alma, alma lüksü olmayabilirdi. Olmazdı da. Çünkü iki tane yüksek seviyede e, bir stoperi Birini, biriniz bekleyeceksiniz, biriniz oynayacaksınız demek çok kolay değil. Planlama açısından da kolay kolay değil. Oyuncu ikna etmek açısından da kolay değil. Ama Bonucci için... Zamanı gelince sen oynayacaksın. Ee, bazen direkt 11'de çıkacaksın. Bazen yine bekleyeceksin. Seni saklayarak kullanacağız. Bir buçuk yıl boyunca hani ne, tekrar kadar sürecekse sözleşmesi. Ee, bunun için bu ikna daha kolay olabilir. Çünkü yaşı bir noktada artık kariyerinin sonlarına yaklaşan bir oyuncu. Yine stratejik alanda zaten bu tip bir stopere gitmesi falan için yine mantıklı. Ya böyle bir stopere gidecekti ya da e, daha potansiyel işte genç daha potansiyel backup tarzında gerektiği zaman bekleyecek. Gerektiği zaman çıkıp sahne alacak bir isme gidecekti. Ama e, Fenerbahçe için yani bu sezon artık şakası yok planlaması olduğundan dolayı bu yaz transferlerde buna dahil olmak üzere işte Fred Şimanski, Tadiş Ceko hep ya yani bu işin şakası yok transferleri bunlar. Hep net oyunculara gitti Fenerbahçe. beka da onlardan bir tanesi. Serie A'da net bir şekilde oynayan bir stopere gitti. E, o da hani riskli gelmiş olabilir. Bunu da çok iyi anlıyorum. O yüzden Dönemini beklemeyi de zaman zaman sorun etmeyecek. Yaşı sebebiyle sorun etmeyecek. Kariyer itibariyle ve şu andaki performansıyla netlik anlamında yine çok iyi bir seviyede olan... Leandro Boric'e gitmesi de Fenerbahçe'nin bence mantıklı stratejik açıdan diye düşünüyorum. Yine aslında bu teknik olarak artısı eksisi de bir, bir noktada oraya bağlanıyor. Çünkü mantıklı olarak Fenerbahçe'nin böyle her şey, her şey şeyle kursursuz bir stopere gidecek hali yoktu. O yüzden tamamıyla eşleşiyor bence mantık olarak diye düşünüyorum. E, Fenerbahçe'de rol alacağı ilk süreler e, yanında Osay olacak ve bu ikiliyi ben çok merak ediyorum ve çok doğru tamamlayacak bir ikili olabilir birbirine. Nasıl doğru tamamlayacak bir ikili? Bunun için oyun zekası çok üst düzey, tecrübe çok üst düzey. Artık yalımı şutmuş futbolu yani neler neler görmüş. Avrupa şampiyonları görmüş, finaller görmüş, şampiyon finalleri görmüş, şampiyonluklar görmüş. Görmüş de görmüş. Bütün seviyeleri görmüş. Bütün bütün hangi tip olursa olsun bütün Santa For tiplemelerini görmüş. Messi'ye karşı oynamış, Cristiano'ya karşı oynamış, La Le Lewandowski'ye karşı oynamış. Olabildiğince bütün deneyimi yaşamış bir stoper. Yanında e, ciddi bir potansiyel ama hala kilometreye ihtiyacı olan bu, bu deneyime ihtiyacı olan tam tersine işte oynama maç ritmine ihtiyacı olan maç hikayelerine ihtiyacı olan, farklı farklı olarak karşı oynamaya ihtiyacı olan, deneyimsiz ama oldukça potansiyel bir stoper. Dedik ya çok hızlı atletik bir stoper değil, aklıyla oynayan bir stoper. Zaman zaman bazen mantık hatası yapsa da, taktik hatası yapsa da atletizm itibariyle tartışmasız müthiş bir sürat. Bir, her iki bir stoper için, yani sol bek için bile hızlı, stoper için ultra hızlı bir e, stoper, Osservol'de. E, yani birçok konuda Birisinin artısı, diğerinin eksisi, diğerinin eksisi, birisinin artısı. Bu ikisi çok ideal bir ikili olabilir gibi geliyor bana ve yani eğer Bonucci ile imzalanırsa hemen göreceğiz sahnede ikisini. Ee, bu iki oyuncu tandemi. Ve çok merak ediyorum. Ve içimden bir ses şöyle bir şey olacak diyor. Ya o Savoy'da Bonucci çok ideal mi ikili olduğu böyle <laughs> devam edilse acaba? Hani Cicco da çok iyi bir stoper tabii de. Afrika Kupası'ndan döndükten sonra da bu ikili hemen bozulmasın mı acaba diye delirtebilir gibi hissediyorum ben. Çünkü hakikaten böyle özellikleri düşününce çok doğru tamamlayan bir ikili gibi hissediyorum. Bakalım. Ee, tabii ki bir opsiyon daha var bunun için. için. Ama bu İsmail Kartal'ın aklında çok O yüzden bu opsiyonu çok üstünde durmak istemiyorum. Ee, üçlü savunma opsiyonu. Bazen hani durum gerektirirse, Fenerbahçe oyunu tutması gerektirirse. Konferans Ligi yarı finali, Aston Villa rakip. Ee, i̇stediğiniz skoru da götürüyorsunuz diyelim. İşte belirli bir noktada. Ya da ilk başta istediğiniz skor aldınız. Şöyle bir... işte Cicu ya da Osvaldo, Bekao, Bonucci gibi bir üçlü baya kilitler gibi geliyor bana. Yani Bonucci zaten üçlü savunmanın üstadı. Bonucci, Bekao, Osvaldo ya da Cicu gibi bir üçlü baya tam, tam bir üçlü savunma olur gibi hissediyorum. Ee, tabii ki İsmail Kartal'ın böyle bir Açıkçası söylüyor. Ben 4'lü oynatmayı seviyorum diyor. 4-2-3-1, 4-4-2. 4-4-2 bile çok az var. Yani 4-3-3 ya da 4-2-3-1 arasını gidip geliyor. 3'lü e, hiç hatırlamıyorum yani 3'lüye döndüğünü. Yani hakikaten hatırlamıyorum. E, belki ana plan olmaz ama durum gerektirirse ya şunu bir dönelim dedirtebilir e, bir stoper aynı zamanda Leandro Bruncci. Yani belki işte BK döndükten sonra biraz daha bekleyen tarafa geçecek olsa bile e, maçın hikayesiyle sahaya atılabilecek bir isim gibi geliyor bana. Bu konuda aslında bir esneklik sağlıyor. Çünkü bazen maç planı yapması zorunda kalıyor takımlar. Fenerbahçe'de bu sezon bazı eksikliklerle sonra işte Fred'in olmadığı senaryoda maç planı yapmak zorundaydı. O maçın hikayesine uygun bir maç planına çıkmak zorundaydı. Ee, bazen yapamadı, bazen yaptı. İşte o maç hikayelerinde, maç planlarında üçlü savunmada seçenek olabilir aslında. Ee, yani böyle son dönemin en çarpıcı üçlü savunmasının parçası olan bir oyuncu Bonucci en son meşhur üçlü Barzakli Barzak, Kelly'nin ve üçlüsü yani. Bu, en azından kenarda böyle opsiyonun kalması da bir zenginliktir yani. bir esneklik sağlar. İsmail Hoca'nın çok hakkında olmasa da bunu da kısaca bir belirtmek istedim. Yani özetle gerçekten Fenerbahçe'nin stratejik açıdan da kariyer ve deneyim açısından da mevcut form durumuna bakılınca da hala, hala hazırda şampiyon ligi sahnesine çıkmış daha bu sezon bir oyuncudan bahsediyoruz. benzer şeyde mesela Ceko için de bahsediyorduk. Evet yaşı belli bir noktada ama performansı var. Tabii ki en prime dönemi gibi değil ama performansı var. Süper Lig için hayli hayli yeter. Nasıl diyorsak Bonucci için de bunu diyebiliriz pek tabii ki. ve Fenerbahçe'nin bu, bu dönemini idare edebilecek ve artı bir sene daha alternatif olarak kafanızı rahat ettirecek bir isim olabilir. O yüzden ben bu strateji mantıklı buluyorum. Bazı transferler vardır. Olmasa bile ki umuyoruz o, tutar da tutmasa bile geriye dönüp bakıldığında ya neden bu hamleyi yapmış demezsin. Mesela bunu Cengiz Ünder transferi için çok kullandı Fenerbahçe için. Tam İrfancan aldı formayı götürdü götürü bir noktaya kadar. Ama Ceng neden Cengiz Ünder aldı Fenerbahçe demezsin. O zamanki strateji bunu gerektiriyordu. İrfancan'ın böyle form tutacağını bilmiyorsun. Cengiz Ünder'in kariyeri ortada. Yaptıkları da ortada süre aldıktan sonra. Dört gol atıyor adam bir maça çıkıp. O yüzden geriye dönüp bir o değil yani. Orada bir stratejik ya mantık hatası yoktu. Aynı şekilde Leandro Bonucci eğer Fenerbahçe transfer olursa Bekao gelene kadar bizi idare etsin. Sonrasında bir derinlik sağlasın. Gelecek sezonda artı bir yıl daha kafamız rahat etsin. Fikri için çok mantıklı duruyor. Çok mantıklı duruyor. He olmadı oyuncu böyle kafasını veremedi. Buraya çok odaklanamadı. Yapacak bir şey yok. Yani, bence tutacak da. Yani bu bu transfer e itiraz edecek bir transfer değil. Çünkü stratejik açıdan mantıklı bir geliyor bana. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. O zaman bir sonraki transfer içeriğinde buluşmak üzereyelim. Hoşçakalın.